Umarım şu anda saçım düzgündür çünkü tekrar buradan kalkamayacağım artık. Ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Şu anda sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun ve hemen her şeyi anlatıp bitirmelisin. Olmadı. Olacak. Of, 50 keredir selam diyorum. Ne diyorum ben, aynı şeyi tekrar edip duruyorum ya. Niye doğrusunu söylemiyorum? Evet, bir yudum çay, bir yudum kahve her şeye iyi gelir. Bir yudum çay alalım. Selam, ben Sevde. Bugün size yemek yerken izleyebileceğiniz 5 diziden bahsedeceğim. Siz yemek yerken ne tarz diziler izlemeyi seviyorsunuz bilmiyorum. Ama benim için yemek yerken izleyeceğim dizilerde olması gereken özellik kesinlikle ama kesinlikle kendi kendini izleten, çok ayrıntılı senaryosu olmayan, çok alengirli ve benim beynimi yoran bir mantığı olmayan basit diziler. O yüzden şu anda size önereceğim dizilerin hiçbiri çok altyapılı senaryolara sahip olmadığı gibi çok uzun bölümlere de sahip değil. Dolayısıyla gerçekten tam olarak yemek yerken oturup 20 dakikada, 30 dakikada bir bölümünü bitirebileceğiniz basit dizilerden bahsedeceğim bugün. İlk dizi önerimle başlıyorum. Friends from College. Bu dizide üniversiteden itibaren birbiriyle arkadaş olan ve artık 40'lı yaşlarına gelmiş 6 karakter var. Ve bu 6 kişinin birbiriyle olan çarpık ilişkileri, geçmişi yad etmeleri, biraz nostaljik işte buluşmaları, bu tarz şeyleri görüyoruz. Aralarındaki ilişki beklemediğiniz düzeyde çarpıklaşabiliyor zaman zaman. Senaryonun altyapısı bazen çok boşalabiliyor. Bir yandan da komedi dizisi ve sizi güldürmek istiyor aslında ama bazı esprileri açıkçası ben o kadar çok gülmemiştim. Yine de oyuncu kadrosuyla göz dolduran ve aslında insanın dikkatini çeken bir dizi çünkü How I Met Your Mother'daki Robin oynuyor. Yani daha ne kadar dikkat çekebilir? Fakat Robin'i gördüğünüz için bu dizide How I Met Your Mother gibi, Friends gibi bir dizi olacak diye sakın düşünmeyin. Çünkü asla How I Met Your Mother'ın ya da Friends'in yanına yaklaşacak türden bir dizi değil. Yine karakterler de o kadar iyi değil. Aslında hiçbir karakteri böyle çok ayrıntılı olarak işlemiyorlar ama yine de dediğim gibi yemek yerken izlemek için 20 dakikalık, 30 dakikalık bölümleriyle insanın kafasını çok da meşgul etmeyecek bir dizi olduğu için burada önermek istedim. Bahsedeceğim ikinci dizi Elite. Elite'i muhakkak ki duymuşsunuzdur çünkü zaten Netflix tarafından çok fazla reklamı yapıldı. Gossip Girl'e benzetildi ve ben Gossip Girl'ü çok eskiden izlediğim ve çok sevdiğim için Elite'e nedense biraz daha uzak bakıyordum. Çünkü Gossip Girl benim için zaten yeterli bir değerdi. Yani ona benzeyen başka bir diziye ihtiyacım yoktu. Fakat daha sonra artık Netflix'in böyle önermelerine dayanamayıp bir gün yemek yerken izlemeye başladım ve benim için yemek yerken izlenecek dizi dendiği anda aklıma ilk gelen dizi aslında Elite. Dizinin konusu şöyle, çok zengin öğrencilerin olduğu bir lise var ve bu liseye daha normal gelirli 3 tane öğrenci transfer ediliyor ve bu 3 öğrenciyle o diğer zengin öğrencilerin arasındaki bir takım çatışmaları işliyor dizi. Fakat aynı zamanda tıpkı ufak tefek cinayetler gibi ya da Big Little Lies gibi bir cinayet var ortada ve bir yandan da polis sorgusunu görüyorsunuz arada bir. Polis sürekli olarak o cinayeti aydınlatmaya çalışıyor ve dizinin son bölümüne kadar siz de aslında cinayeti tam olarak kimin işlediğini bilmiyorsunuz. Bir yandan kriminal bir dizi, bir yandan da lise öğrencilerin arasındaki ilişkileri işleyen bir dizi. Bu dizinin süresi sanırım 30 dakikadan fazlaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 45 dakika falan. O yüzden benim bu diziyi başlayıp bitirmem biraz daha uzun sürdü diğerlerine nazaran. Ama hala izlemediyseniz ve bu tarz dizilerden hoşlanıyorsanız mutlaka bir göz atın derim. Önereceğim üçüncü dizi The Good Place. The Good Place sanırım bu diziler arasında en başarılı ve en çok beğenilmiş olan diziydi. Dizinin konusu şu şekilde. Dizideki ana karakterimiz ölüyor ve birdenbire The Good Place diye bir yere doğuyor. Oradaki insanlar ona anlatıyorlar. Sen şu anda öldün. Cennet, cehennem diye bir şey yok. Bunun yerine Good Place ve Bad Place diye yerler var. Biz senin hayatında yaptığın şeyleri değerlendirdik ve iyi yere gelmen gerektiğine karar verdik. Şu anda sen iyi yerdesin. Ve bu şekilde onun bir macerası başlıyor. Şu anda dizinin ikinci sezonu da geldi. Onu da izledim ben. Ve gerçekten başarılı bir dizi olduğunu düşünüyorum. Tam yemek yerken izlenebilecek. Belli başlı konularda yine sorgulamaları olan ama aynı zamanda bir bakıma komedi dizisi olarak da ilerleyen gayet keyif verici bir dizi. Yemek yerken izleyebileceğiniz bir diğer dizi de Aşk Planı. Bu dizi bir Fransız dizisi ve benim karşıma Netflix'te birdenbire çıktı. Öylesine tıklamak istedim. Aslında film olduğunu zannetmiştim ama diziymiş. Aynı bizim Türkiye'deki Kiralık Aşk dizisine benzetebilirsiniz bunu. Dizinin ana karakteri olan kızımız sevgilisinden ayrılmış ve sürekli eski sevgilisini düşünüyor. Aşk acısı çekiyor. Hayattan hiçbir şekilde keyif alamıyor. Onun yakın arkadaşları da ona bari bir tane erkek tutalım, parasını verelim. O da gitsin onunla sevgili olsun diye düşünüyorlar. Aynen Kiralık Aşk'taki gibi. Ve bu şekilde aralarında yapay bir aşk başlıyor. Bir ilişki başlıyor. Ben bu diziyi şu anda sonuna kadar izlemedim. Çünkü romantik komedi türünden şeyleri çok sevmiyorum ama arada bir yemek yerken açıp izliyorum. Belki siz de gözünüzden kaçırdıysanız ve böyle dizilere ilgi duyuyorsanız Aşk Planı'na bir şans verebilirsiniz.
Önereceğim son dizi ise You. You'yu mutlaka ki duymuşsunuzdur. Çünkü yeni çıktı ve şu anda yine Netflix'in çok fazla reklamını yaptığı bir dizi. Bu dizide Gossip Girl'de Dan Humphrey'i canlandıran oyuncu oynuyor ve ben de onu gördüğüm zaman açıkçası merak edip tıkladım. Dizide ana karakterimiz olan Joe bir kitapçıda çalışıyor ve bu kitapçıya bir gün Beck geliyor ve Beck'le tanıştıklarında zaten Joe Beck'e aşık oluyor. Ardından Beck'i takip etmeye başlıyor ve gerçekten Joe'nun ciddi anlamda bir sapkın, bir psikopat, bir sosyopat olduğunu falan keşfediyorsunuz dizi boyunca. Dizinin içerisinde bir takım suçlar işleniyor. Bir yandan kriminal bir dizi, bir yandan da yine o romantik kısmı çok ön planda olan bir dizi. O yüzden ben dizinin ilk 4-5 bölümünü izlerken açıkçası biraz zorlandım. Çünkü çok fazla böyle romantik ve alışıldık şeyleri görüyorduk. Fakat 6. bölümden itibaren biraz daha o suçlarla alakalı olan kısmı ön plana çıkmaya başladı ve ben o zaman çok daha fazla keyif aldım. Siz de eğer hala izlemediyseniz You dizisine de bir şans verebilirsiniz. Benim önereceğim diziler şimdilik bu kadardı. Yine buna benzer başka listeler yapıp başka diziler de önermeyi çok istiyorum. Çünkü çok fazla dizi izliyorum ve her birinin ayrıntılı inceleme videosunu çekmek benim için neredeyse imkansız. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.